Koca Gaming'den herkese merhaba. Bu videoda konuğumuz uzun yıllardır oynadığımız en keyifli otomobil yarış serilerinden bir tanesi olan Need for Speed'in yeni oyunu Heat. Böyle çok renkli, inanılmaz bir yarış ortamını size sunuyor. Bakalım incelemenin devamında gerçekten bu oyun isteneni verebiliyor mu? İçerisinde kesinlikle yeni veya yenilikçi içerik olmayan Need for Speed Heat açık dünya temalı bir yarış oyunu. Daha ilk dakikadan sürprizi bozmak istemezdik elbet ve biliyorsunuz ki her yıl bir Forza görüyoruz. Görünen o ki onun yerini Need for Speed Heat almış gibi duruyor. Need for Speed Heat reboot kelimesini oldukça abartmış oyunlardan. Yani reboot'un da reboot'u aslında. Oyun tam olarak arka planda gece gündüz sürecine sahip ve sürekli ayrı ayrı aktiviteler içeren modları öne çıkartıyor. Gündüz yani gün boyunca yarış etkinliklerinde liderliğe oturup ün yapmaya çalışırsınız. Gece olduğunda ise sokak yarışlarına katılırsınız ve yasal olmayan yarışlarda para kazanırsınız. Önemli olan paraya ihtiyacınız olduğunu bilmenizdir. Arabanız için daha iyi parçalar satın almak için yasa dışı yarışlara da katılmanız gerekir. Oyun bu noktada sizi sürekli resmi ve yasa dışı olaylar arasında ileri ve geri oynamaya zorlar. Intel Core i9-9980XE işlemci, RTX 2070 ekran kartı, 32 GB RAM, 512 GB SSD ve 1920x1080 çözünürlükte 24 inç monitör üzerinde deneyimlediğimiz sistemin detaylarına hemen sağ taraftan ulaşabilirsiniz. Oyundaki yarışların tamamı seviyelerle süslenmiş. Aracınız da buna göre uygun bir derecesi olmalı. Hatta genelde bu derece aynı zamanda rakiplerinizi de etkiliyor. Mesela 150 ila 225 level arasındaki bir yarıştasınız. Aracınızda en az 150 level olmalı. Eğer aynı yarışa 200'lük bir arabayla girerseniz rakipleriniz de bir sebepten dolayı 150'de kalabiliyor. Rakipler bu noktada sizi çok zorlamazlar ve eğer biraz daha oynanıştan zevk almak istiyorsanız en azından normal modda takılmanızı öneririz. Heat, Need for Speed serilerine oranla aslında gelişme göstermiş. Yenilik olmasa bile kendisine verilen reboot etiketinin hakkını veriyor. Oyun Frostbite 3 teknolojisini kullanıyor ve sırf oyunculara gösteri olsun diye sık sık yağmur yağdığında hatırlatalım. Eğer yarış oyunlarını seviyorsanız ve içerikten çok eğlence arayışındaysanız Heat istediğinizi muhtemelen verecektir. Özünde oynanışı rahat olsa da bitmek bilmeyen açık dünyası bir noktada yorucu olabiliyor ve oyun tam olarak ne zaman durabilirsinizin sınırını göstermiyor. Futbol gibi yarış oyunlarında da hikayeyi indirgemek zordur ve genelde geliştiriciler bu konuda sınıfta kalırlar. Ghost Games zorlama da olsa Need for Speed Heat'e hikaye eklemeye çalışmış. Teoride Forza Horizon'dan bu konuda daha iyi olduğu kesin. Yıllardır devam eden Need for Speed lanetini Heat'in aşması oldukça zor tabii. Eninde sonunda çabaların çoğu boşa gidiyor ki türünü sevenlerin zaten bu çabaya hayranlık duyacakları da bir gerçek. Heat, beceriksiz yarışçılara karşı polis hikayesinden ibaret. Tabii işin ucunda Fast and Furious ne kadar sakız gibi uzarsa uzasın sevenleri ve takip edenleri varsa aynı durum Need for Speed için de geçerli. Yani özünde seriye saygınızdan hikayeyi seviyorsunuz. Heat hikayeye biraz daha aksiyonlu giriyor ve Palm City yabancısı olarak tanıtılıyorsunuz. Tüm hikaye modu boyunca bir yandan kendi grubunuzun sorunlarıyla uğraşıyor, diğer taraftan da kötü polislerin arkasını temizlemeye çalışıyorsunuz. Oyun boyunca sadece arabanızı değil kendinizi de geliştiriyorsunuz. Aynı zamanda karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz.
Oynanışta geceleri katıldığınız her sokak yarışında araya polisler de girdiği için aranma seviyenizin artacağını unutmayın. Eğer aranma seviyeniz artarsa yarışlar daha da zorlaşıyor ve yakalanırsanız kazandığınız puan ve parayı kaybediyorsunuz. Geçtiğimiz yılın Need for Speed oyunlarına oranla daha detaylı ve göze güzel görünen atmosfere sahip olan Heat, müzik konusunda aynı akılda kalıcılığı sağlayamıyor. Oyundaki en büyük sorunlardan bir diğeri de sunucu hataları. Kimi zaman olmadık yere oyunun verdiği hata belli ilerlemenizi de silip atabiliyor. Need for Speed Heat ortalamanın üzerinde eğlenceli bir oyun. Mükemmel değil, ancak bir noktada türünü sevenlerin zaman ayırabileceği isimlerden. Her ne kadar tuhaf yapay zekası, hızla düşen hikaye modunun derinliği gibi bazı yapı taşları oyunun eğlencesini baltalasa da arcade temelinde oyunun performansının sorunsuz olması bir noktada yetiyor.